Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın seri üretim öncesi son atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca, yoğun test sürecini tamamladı. Füzenin son testi harp başlığıyla gerçekleştirildi. TCG Kınalı Ada gemisinden atılan Atmaca, deniz yüzeyindeki hedefini başarıyla imha etti. Yaklaşık 250 km menzile sahip Atmaca, deniz yüzeyine çok yakın seviyede seyretmesi dolayısıyla hedefler için önemli bir tehdit oluşturuyor. Atmaca'nın karaya konuşlu versiyonu içinde çalışmalar yürütülüyor. Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında başarıyla görev yapacak. Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleriyle ileri görev planlama sistemi sayesinde sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor. Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor. Atmaca, uzun menzili yanında görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Atmaca'nın hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri linki yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde hedefe zamanlama, hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları bulunuyor. Deniz Kuvvetleri envanterindeki platformlara entegrasyon çalışmaları sürdürülen Atmaca, ilk olarak Milgem korvetlerine entegre edilecek. Atmaca, envanterdeki ABD yapımı Harpoon füzesinin yerini alacak. Roketsan, Atmaca ile gemilerin vurucu gücünü oluşturacak kritik bir sistemin de tedarikçisi haline gelecek. Dünya üzerinde Atmaca ile aynı sınıfta yer alan az sayıda farklı çözüm bulunuyor.